Futbol Arenadan herkese mutlu günler. Yeni bir günden Fenerbahçe programıyla ve yine Senatok'la birlikteyiz. Abi hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Ee, hemen Süper Lig'de başlayalım. Fenerbahçe Lig'de uzun süre sonra 2-2 yapmış oldu. Ee, geride kalan haftada Hatay Sporu 2-0 mağlup ederek. Ee, Fenerbahçe sence nasıl oynadı? ya Ben Fenerbahçe'nin şöyle kazandığı iki maçta da, burada İsmail Hoca'dan farklı düşünüyorum, kazandığı iki maçta da çok iyi oynadığını falan söyleyemem geriden gelip Giresun maçını kazanması önemli. Hatay gibi güçlü bir takıma karşı kazanması önemli. Detaylara baktığımızda Giresun'un öne geçtikten sonra savunma önlemi almaması bir anlamda Fenerbahçe gibi etkili ayaklar olan bir takım için aradığı fırsat cezayı kesti. Diğer tarafta da Hatay'ın çok net pozisyonları vardı. Hatta ben maççasını yazarken işte Hatay baskı kursa da golü bulan Fenerbahçe oldu diye yazdım. Orada da Arda Güler tam savunma çıkarken topu kaptı ve dengesi yakaladı savunma ilk golde. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin kazanması tebrik edilmesi gereken, övülmesi bir konu övülmesi gereken bir konu olsa da ben öyle müthiş oynayıp kazandığını söyleyemem. Peki başka kazanımları oldu galiba Fenerbahçe'nin Arda Güler, Çağatay Kurukalıp genç oyuncular ilk 11'deydi. Özellikle Arda'nın performansı çok takdir topladı. Sen nasıl değerlendirirsin? Arda'yı bundan sonraki süreçte istikrarlı bir şekilde kadroda görme imkanımız olur mu mesela? Ee, özellikle lig maçları için Avrupa için bir şey demiyorum ama lig maçları için en azından önce kaleciyi yazarım, sonra Arda'yı yazarım ben. Yani artık Fenerbahçe'nin şampiyonluk, ikincilik iddiası yok. hani alt taraflı bir alakası yok. Anlıyorum bir hedef yani şunu yapması lazım. Ya ben maksimum puan toplayıp şu kadar para kazanacağım vesaire gibi bir hedefi olmalı. Ya da iş üçüncülük, dördüncülük neyse. Ya da hayır ya ben bunları bir kenara bırakayım. Bunlar kazanılır yarın öbür gün. Ben Arda'yı kazanayım. 10 maç, 11 maç arka, arka arkaya Arda'yı oynatayım. Çağatay'ı oynatayım. Aslında bu krizler fırsat yaratır. Bu da Fenerbahçe için bir fırsat bence. İsmail Hoca Sırarla sol bekim yok diyordu. Demek ki Çağatay'ı oynatabiliyormuş. Evet iki büyük hata yaptı ama 2-3 hafta önce oynatmaya başlasa belki bu hataları da yapmayacaktı. Dolayısıyla e, benim bakış açım iki oyuncunun da mümkün olunca fazla e, oynaması. Keşke Arda daha erken süre e, bulabilseydi. İsmail Hoca geldiğinde bir ikincilik hedefi ya da acaba şampiyonluk kovalabilir miyiz hedefi içindeydi ister istemez. Bu nedenle e, oynatmadı bence. Ama ne zamanki ikincilik hedefi kalmadı Arda'yı takıma monte etti. Rotasyon da tabi bunda etkili. Ama bir Altay'ı yazarım kaleye, iki Arda'yı yazarım üçüncü ismi ondan sonra yazarım. Peki biz tam da şu anda yani bu çekimi yaparken Fenerbahçe henüz Sıla ve karşılaşmadı. Rövanşı oynamadı nasıl bir maç bekliyorsun abi? Fenerbahçe'nin tur geçme şansını nasıl görürsün? Ya şöyle Fenerbahçe aslında e, deplasmanlarda daha rahat oynuyor bence. Yani bir kere taraftar baskısı yok. Yani kendi taraftarıyla alakalı, taraftar yönetim protesto etmesi, işte son maçta Ozan'ı ıslıkladı vesaire. Hani bu tip bir durumla karşılaşmıyor için oyuncular daha rahat. Bunu bildiğim için, oyuncuların da bu tip bir baskı taşını bildiğim için bu birinci avantaj. İkinci avantaj ne olursa olsun her ne kadar ilk maçı kaybetse de Stav kendi sahasında biraz psikolojik etkenlerle belki alakalı kontrollü oyun oynamak zordur kendisi anda. Mutlaka açılacaktır. Hani keşke Fenerbahçe berabere bitse de Fenerbahçe kazansaydı daha rahat konuşurdum. Ama ben Kadıköy'deki maçtan daha iyi bir maç bekliyorum Fenerbahçe'den. Ve tabii burada kadro nasıl olacak o önemli. İşte Mesut gitmedi. İrfan herhalde son bölüm oynayacak. Ama ben mental açıdan oyuncuların daha rahat olacağını düşünüyorum deplasman maçında. Peki saha dışından Diogo Rossi Kimilerine göre beklenmedik bir gelişmeydi. 4 yıllık sözleşme imzalandı. Bu süreç nasıl gelişti önü sonu? Ya bildiğim kadarıyla o tabi limitler vesaire hani bunları da düşünülerek e, yapılan bir transfer bu. E, belli bir süre geçtikten sonra hani e, bunun hesabı kitabı devreye giriyor. E, Rossi bence etkili bir oyuncu yani şöyle evet bazen top kaybediyor vesaire. Ama Fenerbahçe'nin arada oyuncu mu önemli olan konu o. Yani oyun sistemine uyuyor mu? Daha çok boş alan, geniş alan bulduğunda etkili olabilen bir oyuncu. Fenerbahçe daha çok İrfan gibi, Mesut gibi bence oyuncular, hatta Arda gibi ayağa pas yapan oyunculara ihtiyacı var ama Rossi özelinde önemli ve etkili bir oyuncu, ihtiyacın olabileceği bir oyuncu. Ama hani bugün açıklanmasıyla alakalı biraz teknik ve mali detaylarla alakalı olduğunu biliyorum. Daha transfer edilirken hatta transfer edilirken de çok önemli bir isim olduğunu da yabancı meslektaşlarım söylemişti. MLS'te ve bu transferi de şaşırmışlar Yani Fenerbahçe iyi bir iş yapmış demişti. Umarız Rossi de Fenerbahçe'de istediği katkıyı sağlar gelecek seneyle birlikte. Peki teknik direktör tarafında da ya da genel olarak da daha çok Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon konuşuluyor ve planlamalar sürüyor. Bu, bu doğrultuda löv iddiaları da... Her geçen gün şiddetini artırıyor. Daha önceki programlarda da sohbetini yapmıştık. Alman hocayla görüşmeler ne doğrultuda ilerliyor? Yeni bir gelişme var mı? Sezonun içinde sezon tamamlanmadan Fenerbahçe'den resmi bir açıklama gelme ihtimali var mı? Sezonu bitirmeden Fenerbahçe hocasını belirlemeye çalışıyor. Hedef bu. Belki Mart ayı içinde biz lövün açıklandığını görme ihtimali. Fenerbahçe'nin hocasının kim olacağıyla alakalı Mart ayı, Nisan başı en geç herhalde yani sezon bitmeden özetle Fenerbahçe'nin yeni hocasının kim olacağını Fenerbahçe yönetimi açıklamak istiyor. Ve bu ismi büyük ihtimalle Joachim Löw olacak gibi duruyor. İyi başladı, olumlu gidiyor. Devre arası transferlerle de Löv'e danışıldı. E, sezon sonuna kalmadan açıklanması başkana ve yönetime olan tepkiyi azaltır. Bu taraftarın biraz daha sakinleşmesini, oyuncuların olası protestoların Azalmasına yol açar. Yani Fenerbahçe taraftarı maça giderken İsmail Kartal kulübede olsa da bilecek ki seneye evet Löv geliyor. Fenerbahçe yönetim burada doğru bir iş yapmıştır. İki ay önceden açıklamıştır. Löv de maçları takip ediyordur. E, hedef plan bu ama tabii ki kolay değil. Löv'ün işte parası, sözleşmesi, yardımcısı, evinin yardımcısı, arabası, evi ya bunların hepsi hepsi detay. Bunları bunlar da bir süre alıyor. Ama genel hedef Fenerbahçe yönetiminin e, sezon bitmeden en yani fazla herhalde bir ay içinde yeni teknik adamı açıklamak. Peki sahaya dönecek olursak son olarak da hafta sonu Kasımpaşa mücadelesi var Fenerbahçe'nin. E bu maç öncesi takımdaki durum nasıl eksikler anlamında nasıl bir kadro çıkacak? İrfan Can ve Mesut'un durumu da merak ediliyor. E nasıl bir maç bekleriz? Fenerbahçe 3 3 yapabilir mi ligde? İyi Fenerbahçeli iyi Kasımpaşa maç yapsa yani Mesut'un formda, işte İrfan'ın formda, Sosa'nın formda işte Berisha'nın yani bir uyum içinde olan bir Fenerbahçe olsa Fenerbahçe favoridir. O Fenerbahçe uyum içinde değil. Mesut yeni gelecek. İrfan işte ne kadar katkı sağlayacak vesaire işte. Berisha e malum çok iyi değil. Bu çerçeveden bakıldığında ben %51 Kasımpaşa'yı daha şanslı görüyorum. Kasımpaşa'nın bulunduğu konumla da alakalı olarak daha çok kazanmak zorunda olan taraf Kasımpaşa olduğu için Kasımpaşa'yı şansı görüyorum. Peki hem değerli bilgiler hem keyifli sohbet için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta yeni bir Gündem Fenerbahçe programında tekrar bir arada olmak üzere. Görüşmek üzere. Thank you.